Merhaba, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir ve harika bir gün geçirmişsinizdir. Dünden sonra, dünkü challenge'ı sevenler el kaldırsın, sevmeyenler de el kaldırsın. Şöyle yapsın, eğer öyle bir seçenek var mı Facebook'ta bilmiyorum ama sevmeyenler de yazabilir gruba. Bugünkü challenge yine dünün devamı niteliğinde. Her zamanki mükemmelliğiyle devam etmekte arkadaşlar. Bugün neler yaptınız? Yazarsanız yorumlarda sevinirim. Çünkü gittikçe sadeleşiyor. Bilmiyorum farkında mısınız challenge'lar? Ve gittikçe daha basit ve yapılabilir uygulamalar haline dönüşeceğini tahmin ediyorum ben. Çünkü bugünkü de aynı aslında dünkünün bir tık daha devamı. Zaten fark ettiyseniz canlı yayınlar artık 30 dakika, 40 dakika, 1 saat civarında sürmüyor. Soru cevap değilse. Ancak işte 15 dakika, 10 dakika falan tarzında canlı yayınlar yapıyorum. Süpersiniz. Harika. Aynen artık yani şöyle biraz da şunu fark ettim kendimde. Gündüz canlı yayın yapma olasılığım olmuyor mu? Oluyor tabii ki. Ancak herkes işinde, gücünde koşturuyor. Takip edebilir, etmeyebilir. Sonradan dinleyebilir, sonradan dinlemeyebilir. Ancak bu saatte yaptığımda hem biraz düşünceler biraz yavaşlamış oluyor gün içerisinde. Hem böyle yatıp yatmadan önce tam bilinçaltınız artık yakınken açıklığa. Çünkü tam uyursanız bu videodan sonra direkt otomatik olarak bilinçaltınıza yerleşmiş olacak bunlar. Ve sabah kalktığınızda da izleyebilirsiniz. Çünkü ilk Facebook'ta çıkan şeyler arasında olacaktır karşınızda. O yüzden de sabah kalktığınızda da direkt izlerseniz yine bilinçaltınızın en açık olduğu zaman ve güne bir challenge ile başlayabilirsiniz. Bu arada challenge kelimesini sevmiyorsanız çünkü zorluğu çağrıştırıyorsa oyun diyebilirsiniz kendi kendinize buna. Ve bu şekilde devam edebilirsiniz eğer seviyorsanız challenge'ları yapmayı. Şimdi bugünkü challenge dünkünün bir tık daha hem derini hem de daha hafif hissettireni. Çünkü her zaman ne kadar derinleşirseniz o kadar hayata anlayışınıza o kadar hafif hissediyorsunuz. Çünkü inandığınız işte o zırva dediğim benim bullshit hikayelerinize inanmamış oluyorsunuz. Size stres hissettiren projeksiyonlar gerçekte ne? Bugünkü konu bu. Dünkü neydi? Dünkü aynı anda dinlerken hem dinleyip hem düşünemeyiz. Yani bugün ne yaptınız? Bugün dinlemede kalmanızı istemiştim ben sizden ve düşünceyi fark etmenizi istemiştim. O yüzden düşünceyi fark edip nasıl dinlediniz? Dinlerken neler duydunuz, duymadınız, neler gördünüz, görmediğiniz daha önce belki ve düşünürken neler fark ettiniz? Belki de daha önce bunu düşündüğünüzü fark etmediğiniz neler fark ettiniz? Onlara biraz bakmanızı istemiştim. Şimdi bugün bunun dinleme kısmını almayacağız, düşünme kısmını alacağız birazcık. Yani ilk önce o kısmı anlatacağım ben size. Sonrasında da dinleme kısmına bunu nasıl bağlayacağız? Aslında bu konu direkt düşündüğümüzde ne yapmalıyız birazcık açığa çıkartıyor. Düşündüğümüzde ne yapmalıyız? Özellikle negatif düşünceleri düşündüğümüzde ne yapmalıyız? Yani bize stres hissettiren, korku hissettiren, panik hissettiren, endişe hissettiren, panik atak yaptırtan, sıkıntıya sokan, vücudumuzu kasan şeyler hissettiğimizde ne yapmalıyız aslında bir yerde? Çünkü bunların, bu hislerin var olabilmesi için altında hep bir düşünce olması gerekiyor. Daha doğrusu altında bile değil yani direkt paralelinde. His varsa düşünce mutlaka vardır. Bir his olup düşünce olmaması ihtimal dahilinde değil. His olması için düşünce olmak zorunda. Başka bir türlü his hissedemezsiniz yani mümkün değil. Çünkü sistem o şekilde çalışıyor. Dolayısıyla his varsa mutlaka ama mutlaka %100 düşünce var orada. Ve bu düşüncenin ne olduğu her zaman söylediğim gibi hiçbir önem arz etmiyor. Çünkü düşüncelerin hiçbirisi gerçek değil. Şöyle bir örnek vereceğim. Bu metaforla herkes birazcık anlıyor. O da şu. Siz gökyüzüsünüz. Gökyüzü kadar genişsiniz ve içinde bulutlar dolaşıyor.
Bizim bilgeliğimiz, içimizdeki işte o bilgelik, yani düşünceyi düşünmediğimizde ama dinlediğimizde fark ettiğimiz özgür alan aslında gökyüzü. Ve gökyüzünün içinde düşünen, dolaşan bütün bulutlar gökyüzünü gökyüzü olmaktan çıkartamaz. Gökyüzü her zaman gökyüzü olmaya devam eder. O yüzden bulutların hiçbir önemi yok. İstedikleri şekli alabilirler. Sizi ırgalamıyor, sizi etkilemiyor, sizi değiştirme kapasiteleri yok. Sıfır. Sıfır. Yani hiçbir bulut gökyüzünün gökyüzü olmasını engelleyemez, bitiremez. İmkansız. Yok öyle bir şey yani. Ona bu örneği mesela düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bugünkü challenge da şu. Bulutları fark ettiğimizde, özellikle kara bulutları fark ettiğimizde ve gökyüzü olduğumuzu unuttuğumuzda ne yapmalıyız? Yani o anlarda ne oluyor aslında? Zannediyoruz ki biz o kara bulutlarız. O kara bulutların içine sıkışıp kalmışız. O kara bulutların dışına gidemeyiz hiçbir şekilde. Ve o bulutlarız biz. Oysa ki değil. Gerçek bu değil. Bu sahte, zırva, bullshit, yalan. Yalan yani. Sen bulut değilsin çünkü günün sonunda. Sen gökyüzüsün. O yüzden orada gökyüzü olduğumuzu hatırlamak önemli. Yani bugünkü challenge şunu demek istiyor. Size stres hissettiren projeksiyonlar gerçekte size bir davet. Davet. Diyor ki hayat, sen bulut değilsin. Sana bulutu gösteriyorum ki gökyüzü olduğunu fark et. Diyor. Aslında her stres dolu düşünceyi gün içerisinde fark ettiğinizde bu bir davet. Atıyorum Allah diyor ki size, Allah'a inanıyorsanız ya da inanmıyorsanız da evren size diyor ki gel diyor, bana doğru gel, gerçeğe doğru gel diyor. Sizi davet ediyor, çaya davet ediyor gibi. Şimdi bugünkü challenge'ın en zorlanacağınız kısmı şu. Herhangi stres dolu, kaygı dolu, korku dolu bir düşünce fark ettiğinizde ona tepki veriyoruz. Özellikle zihin buna alışkın değilken, yani tepki vermemeye alışkın değilken genelde tepki veriyoruz. Ne yapıyoruz hemen? Ha diyoruz bir düşünce, bir düşünce, bu bir düşünce ve düşünce olduğunu kesinlikle farkında değiliz. Duyguda daha çok boğuluyoruz ve düşünce olduğunu farkında değiliz. Duygudayken bu bir duygu, aa bu korku dolu duygu, bunu istemiyorum, bunu istemiyorum, bu gitsin 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 diyoruz. Şimdi bu bir reaksiyon oluyor. Bugünkü challenge reaksiyon göstermemeniz üzerine. Yani bundan 24 saat içerisinde sizden negatif düşüncelerinize verdiğiniz reaksiyonları fark etmenizi istiyorum sadece. Reaksiyon göstermemenizi istemiyorum. Çünkü bu çok zor olur sizden reaksiyon göstermemenizi istersen. Şöyle basit bir adımla başlayalım. Fark ettiğiniz reaksiyonlarınızı, duyguya reaksiyon olabilir, düşünceye reaksiyon olabilir, herhangi bir şeye. Sadece fark edin. Bu kadar. Reaksiyonları fark edin. Reaksiyonları fark ettiğiniz anda düşüncedesiniz. Reaksiyonları fark ettin, düşüncede olduğunu fark ettin ya da fark edemedin, sorun değil, bu ikinci adım. Onu fark ettin ya da fark edemedin. Düşüncede olduğunu fark ettiysen ne ala, süper. Çünkü düşüncede olduğunu fark ettiğin anda zaten diyorsun ki, aa bu bir düşünce, bu düşüncedeyim. Okey, belki hayatın en korku dolu düşüncesi. Ama diyorsun ki bu düşünce, okey, kendime biraz zaman vereyim. Şimdi bu düşünceye reaksiyon veriyorum. Şimdi bu bir düşünce. Okey, verebilirim. Çok normal. İnsan deneyiminin bir parçası bu diyoruz. Ondan sonra onun geçmesini bekliyoruz bir süre. Geçmiyor mu diyelim. Okey, o zaman verdiğimiz reaksiyonu fark etmeye devam ediyoruz ve şunu hatırlıyoruz ondan sonra. Üçüncü adım gibi düşünebilirsiniz. Ha, burada bir özgürlük alanı var. Ve bu özgürlük alanı aslında benim davet edildiğim yer. Bu benim buraya davet edilmem için bana gösterildi. Bu kadar. Bunun hiçbir anlamı yok bana gösterilmesi. Hiç sıfır, sıfır anlamı var. Yani hiçbir düşüncenin hiçbir anlamı yok. Anlamı veren biziz. Anlamı veren biz olduğumuz için düşüncenin kendi kendine hiçbir anlamı yok. Yani bu kara bulutlar kötülüğün işareti dersek mesela
Ki değil yani, hiçbir kara bulut kötülüğün işareti falan değil. Atıyorum, şeytan geldi, kara bulut var, şeytanlar bastı bizi. Öyle şeyler diyor muyuz? Demiyoruz yani. Belki eski insanlar diyormuşturlar ama şu anda demiyoruz yani öyle bir şey. Kara bulut diyoruz yani. Yani beyaz bulut görünce de beyaz bulut diyoruz. Hatta demiyoruz bile yani, artık o kadar alışmışız ki bulutlara. Kara bulut, beyaz bulut, okey diyoruz yani. Çünkü biliyoruz yani, her gün ya kara bulut var ya beyaz bulut var. Güneş var. Bazen görebiliyoruz güneşi, bazen göremiyoruz. Çok normal yani. Dolayısıyla bizim kara bulutlara ya da beyaz bulutlara tepki vermemiz de çok normal. Yani verebilirsin. Dersin ki mesela, "Aa, bugün bir kara bulut gördüm." dersin. Hani öyle bir tepki verebiliriz mesela. Kara bulut, şeytan geldi, dünya yok olacak, kıyamet günü geldi şeklinde tepkiler vermenize gerek yok. Ama verebilirsiniz. Serbest yani. Tepki vermek serbest. Ta ki vermeyene kadar, vere vere vermemeyi öğreniyoruz aslında burada. Yani bisiklet sürmek gibi, bisiklet süre süre sürmeyi öğreniyoruz yani bir yerde, ama düşe düşe bir yerde de yani, sonuçta düşmeden bisiklet sürmeyi öğrenmek biraz zor açıkçası. Bilmiyorum, ben çok düşmüştüm bisiklet sürmeyi öğrenirken, dengemi bulana kadar. Bu da bir yerde bisiklet sürmeyi öğrenmek gibi ya da araba sürmeyi öğrenmek gibi. Yaptıkça bilinçaltınıza atıyor ve otomatiğe bağlıyor aslında. Bugünkü challenge dolayısıyla kısa kesiyorum. Stres hissettiğiniz bir düşünceyi fark edip ona verdiğiniz reaksiyona bakın. Reaksiyonu fark edin ve bunun bir davet olduğunu hatırlayın. Bu kadar. Bu bir davet ve diğer alanı hatırlayın. Ana dönmeyi yani. Ana dönün. Ana dönün. Ana dönün. Ana dönün. Fark edin. Ana dönün. Fark edin. Ana dönün. Bugünkü challenge böyle. Şimdi size ekstradan bir tane daha yardımcı bir çalışma vereceğim buna ek olarak. Çünkü başlangıç aşamasındakiler özellikle bunu küçük çekerlerse ya da orta aşamadakiler bile yani, çok 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 stres dolu düşünceleriniz olabilir. Çok büyük korkularınız açığa çıkmış olabilir. Nereden geldiğini bile bilmediğiniz. Özellikle girişimciyseniz, özellikle iş adamıysanız, iş kadınıysanız bir sürü korkunuz açığa çıkıyor. Çünkü dışarıdasınız, bir şeyler yapıyorsunuz, hayatı yaşıyorsunuz yani ve hayatı yaşadığınız için her şeyi görebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki hayata, "Bana ver, ne veriyorsan ver, her şeye razıyım." diyorsunuz. Evinizde otururken rahat yani, öyle demenize gerek yok zaten, rahat ev. Ekmek elden, su gölden, hele bir de eşiniz çalışıyorsa, onun parasını yiyorsanız çok rahat bir şekilde yaşarsınız. Ne korku ne stres, çok bir şey hissetmeyebilirsiniz yani, ama özellikle girişimciyseniz. Yani lafım size. Fiziksel aktiviteyi hayatınıza katmanız gerekiyor. Fiziksel aktivite dediğim nasıl bir şey olabilir? Şimdi herkese göre değişiyor ve bunu deneye yanına buluyorsunuz. Basit başlayın. Eğer hiç bilmiyorsanız, hiçbir fiziksel aktiviteniz yoksa, işte fitness, pilates, yoga, meditasyon, ne bileyim, koşu, yürüyüş, dans, hiçbirisi mesela hayatınızda yoksa ve işte versiyonları bunların hiçbirisi yoksa hayatınızda, deneye yanına bulacaksınız. Minik minik deneyin. Atıyorum, gidip dans kursuna yazılmak yerine evde dans edin. Gidip yoga kursuna yazılmak yerine YouTube'dan birkaç tane yoga videosu açın, bakın bu neymiş, size hitap ediyor mu? Vücudunuzu nasıl hissettiriyor? Eğer size hitap eden bir şeyse bir ön araştırma yapın. Yani size hitap eden bir şeyse vücudunuz öne doğru açılacaktır. Hitap etmeyen bir şeyse kapanacaktır. O yüzden hislerinize göre ilerleyin. Eğer hiç hareketi hayatınıza sokamıyorsunuz, çok büyük bir direnç varsa hayatınıza sokmakta, ilk önce niyet defterinizi alın ve niyet yazın bununla ilgili. İşte hareketi hayatıma sokmak istiyorum tarzında bir niyet yazın. Gerçekten hiç kıpırdayamayacak durumda olanlarınız var, biliyorum, yazıyorsunuz bana, oradan biliyorum. O yüzden bunu bu şekilde yapabilirsiniz, niyet edebilirsiniz ve mutlaka niyetiniz gerçekleşecektir. Siz çünkü yazdığınız özellikle kesin gerçekleşecektir. Yani gerçekleşmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Bu da bu şekilde ve hareket edip yazmak özellikle. Yani bu ikisini yaptığınız zaman hareket edin, yazın. Hareket edin, yazın. Meditasyon yapın. Bunların hepsi size, meditasyon yapamıyor musunuz? Namaz kılın. Yani ne istiyorsanız tespit çekin. Onu da mı yapamıyorsunuz? Yürüyüşe çıkın. Hiçbir şey yapmayın. Televizyon izlemeyin ama. Lütfen onu yapmayın. Çünkü o bütün enerjiyi komple alt üst eden bir şey. Yani özellikle dizi falan izlemeyin. Hani çok büyük bir direnciniz varsa tamam, onu da yapabilirsiniz ama bu bahsettiğim konu farklı bir konu. O yüzden deney yanına, dediğim gibi, bunu yaparsanız çok daha
efektif bir şekilde daha çok bedeninizde olduğunuz için düşüncede olduğunuzu ve işte bu serbest alanda olduğunuzu çok ikisinin arasındaki farkı çok net bir şekilde hissedeceksinizdir ve bir duygunun içinde çok uzun süre kalmayacaksınızdır. Kendinize daha çok dönüyor olacaksınızdır. O yüzden bu da böyle, umarım yayın iyidir. Hiçbir fikrim yok. İnternet firmasını hala aramadım. Pazar gününe kadar da arayacağımı düşünmüyorum. Eğer bu en kötüyse 4,5G ile telefonla yapmaya devam edeceğim yayınları. Son bir şans verdim bugün. Umarım iyidir. Umarım mesaj ulaşmıştır. Kendinize iyi bakın. Yazın yorumlara neler yapıyorsunuz, neler oluyor, neler bitiyor hayatınızda. Burada katılan herkese merhaba, hoş geldiniz ve güle güle, kendinize çok iyi bakın. İyi ki geldiniz, iyi ki dinliyorsunuz. Bay bay, görüşmek üzere.